adım Süleyman Gül. Ben aslen Kaliburnu doğumluyum. 1944 doğumluyum ben. Ben uzun zaman İngiltere'de yaşadım. Döndükten sonra burada Magosa'da iş yerim var. Lokantacılık yapıyorum. 20 seneden daha doğrusu ben geldikten sonra 2 yıl sonra muhtar adayı oldum. Yasal yönde ikametgahım yeterli olmadığı için düştüm. Anayasa Mahkemesi'nden düştüm. Ondan sonra bir 20 sene sonra diyelim tekrar kere dönüş yaptım emekli olarak. Tekrar aday oldum. 2002'deydi. Kazandım. Muhtarlığı sürdürdük 4 sene. Ondan sonra tekrar aday oldum. Tekrar kazandım. 2 yılda böyle oldu. Ondan sonra işler kötü gittiği için istifa edip Magosa'ya gittim. 5 sene sonra tekrar geldim. Muhtarlık dönemimde Mustafa Bey'le tabii diğer Mustafa Canlaş Bey geldiler. Biz bir yürüyüş yolu müracaat ettiydik Mustafa Gökmen Bey'in zamanında. Tabii bunlar da olumlu karşıladı. Mustafa Bey'le diğer Mustafa Bey geldiler ilk defa olarak. Tabii bir gastro var burada. O gastro'ya ben götürdüm. Bildiklerimizi anlattık. O vesile oldu tabii. Bu yürüyüş yolu da oldu. Karşıda gördüğünüz bir kilise vardı burada. Kilisenin adı Ayanna. Meryem Ana'nın doğum yeriydi. Onun için Ayanna, biz de Ananna diyoruz. Tabii biz Rumca olarak burada konuştum. Ananna diyoruz ona. Orada 2-3 tane kuyu vardı. İçme suyumuzu oradan alırdık biz. Tabii sular bize gelmeden önce. Bir de pınar var orada. Orada akıyor, o pınar gelir. Tabii çoban vardı orada. Su arıyordu. O Mulla Ali Efendi'nin bahçesiydi o. Dediğim gibi burada bir de kastromuz vardır. 7 kapılı bir kastromuz vardır. Orada bir tabii delikleri vardır. Karşıda gördüğünüz şeydir. Kral Tepesi. Buraya bağırınırdı orada ve gözetlerdi tabii Kral Tepesi'ni. Herhalde oradaki mallarını gözetlerdi. Karşıda da liman vardı. Denizde. Limancık vardı orada. Şu vadinin tabii, sonunda mı? Tabii. Tam karşısında orada liman vardı orada. O dönemlerde. Bir de bu hazinenin, eski eserlerin bulunmasıyla tabii ilgili ilginç şimdi, bir şey anlatmıştınız bize. Tabii, evet. Orada tabii ben muhtarlık dönemimde Kral Tepesi derler. Yakalı burada bir turist olarak geldi mesela, çıktı yukarı. Bakar bir taş kıpırdattı böyle. İçinde hazineler küp. Bu tabii bildiğim kadarıyla şeye telefon etti. Tarihi eserlere inanmadılar. Onlar gelmedi. Sonradan dayıya telefon etti. Herhalde dayıdan gelmiştir bu arkadaş. Dayı apar topar geldi. Dayı gelince 16 parça bronz dediğimiz 16 parça kalıntı içinde. O zaman tarihi eserler de geldi artık. Ve kazılara devam ettiler. Yani yanlış bilmiyorsam 3 dönem, 3 sene üst üste kazı yaparlardı. Ufak tefek şeyler daha buldular tabii. Hatta bir de festivalini düzenlediydik. Kalıntılar şeydedir, Barnabas Müzesi'ndedir. Orada bunun sergileniyor da mu? Hayır, ben bildiğim kadar sergilenmiyor. Onlar ambardaymış. Orada çalışan bir akrabam var, sordum. Ambardaymış onlar, sergilenmezler. Hatta orada da tabii daha önce gördüğünüz bir mühür de bulundu orada. İki yarısla. Orta yeri de güneş. Böyle bir mozaik taşın üzerinde küçücük bir şeydir. Orada bulundu o ve tabii biz de onun amblemini yaptık tabii. Şey göreceksiniz gene gidince şeyimize. Şimdi bu üstünde olduğumuz yol ilginç bir yoldu. Daha önce tabii sularımız, çeşme meşme bir şey yoktu. Omuzda eşeklerin üstünde buradan taşırlardı. Bu daha önce bahsettiğim 2-3 tane kuyumuz var burada. Buna da şu anda aşıklar yolu denilir. Tabii daha önce telefonluyordu. Sevdiğin kızı nasıl işaretleyeceksin? Nasıl haber edeceksin? Nasıl yapayım? Gelin mesela. Bir işaretle seni severim gibisinden o anlardı artık böyle.
ve gelip takip ederdi kızları buradan. Yani, kızlar suya gelirdi. Suya gelirdi. Su doldurmak tabii, için. Biz de değil, bir had erkek de tabii ben. Evet. Ama biz erkek olarak. Biz gelirdik mesela. Onlar ya gider ya gelir tabii doldurarak. Biz buralarda dolaşırdık, şey yapardık. Evet. Geçecek göreceksin. Ya göreceksin. Ha, böyle yaptığımın seni severim ya bu akşam buluşalım ya böyle. İşte bir işaretler. Ha. Herkes kendine göre bir işareti vardı. O kullandığınız işaretlerden hangileri kaldı aklınızda? Benim işlediğim ya ben bak ben geçerdim ben evet. Bu köyde fazla yaşamadım. Ha. Ben küçükken ayrıldım burada. 12 evet. Yaşından ayrıldım tabii. Ama gene insan tabii ilkokuldayken başlar diyor aman sevda mı yok işte. Evet. Anladın mı? İşte doğalın kuralı bu. Yani evet. İnsanoğlunun... Sonra şarkı söylerler, Rumca söylerler. Anladın mı? Gece gezerlerdi. Evet. Öyle gezerlerdi yani sokaklarda. Evet. Ama ne diyeyim. İlginç bir şey. Çok güzel bir şey. Evet. Neyse gidelim biz gastromuza bakalım. Buyurun. Bu yol boyunca taşlar içerisine sıkışmış epey miktarda karahulli dediğimiz şu deniz canlılarının, kabuklu deniz canlılarının fosillerini görebiliyoruz. Epey miktarda da var yani. Tabii bu yürüyüş yolu eski ismiyle Aşıklar Yolu boyunca çok ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Duvarlar üzerine genelde hep yazılar yazılmış. O dönemlerden kalma bazı hatıralar hala daha duruyor. Seviyesinden yaklaşık 70 metre yükseklikte olan bir düzlük üzerine ancak çevresinde de tepelerle korunmuş bir alan üzerine kurulmuştur. Köyün girişinde Kuruova köyünden çıkıştan itibaren büyük bir tepenin gizlediği bir yerdir. Ayrıca Dipkarpaz istikametinden gelirken yine aynı şekilde büyük bir tepe onu gizlemektedir. Kuzey yönden ve güney yönden de tepelerin gizlediği çok gizemli bir yerde konuşlandırılmış olan Kaleburnu'nun daha da özel bir yerinde Kasro diye bilinen bu noktadayız. Kasro yani bir nevi kale veya sığınak olarak isimlendirilmiştir. İki tane giriş şeklinde veya çıkış şeklinde insanların çıkabileceği yer yapılmıştır. Ancak bunun Avtepe'deki kasroyla bağlantılı olarak düşündüğümüz zaman İki tane pencere, bir tane de giriş kapısı mevcut olması gerekir. Çünkü baktığımız zaman aynı sistemde çalışan, aynı şekilde yapılan bir yapıdır. Gastro, Kaleburnu köyünün yaklaşık 100 metreye kadar doğu kısmında bulunmaktadır. Milattan önce 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen bir antik mezardır.
Bu antik mezar daha sonraları sığınak olarak da kullanılmıştır. Hatta bazen biz bunları konut veya yerleşke olarak da kullandığını biliyoruz. Tahminimce Gasro'da diğer antik mezarlar gibi çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bazen bunu ahıl olarak bile kullanıldığını görüyoruz. Özellikle savaş dönemlerinde sığınak olarak kullanıldığı çok olmuştur. Bu yapının iki tane penceresi, bir tane de kapısı mevcuttur. Ancak geçen zaman içerisinde diğer küçük pencere kapıya dönüştürülmüş ve burasının içerisinde hayvancılık yapılmıştır. 1974 yılında köylere yapılan ani Rum saldırıları esnasında birçok köylü bu gibi sığınakları kullanmıştır. Gizli, kuytu köşede olan sığınaklar rağbetteydi. Bununla ilgili olarak 1974 yılında veya öncelerinde yapılan saldırılarda veya baskınlarda bununla ilgili ne gibi bilgileriniz vardır? Ne yapıldı buraları sizlerde de? Ya şimdi aman Rumlar geliyor haberi alınca ya civar köylere saldırdıkları zaman köylünün fazlası buraya gelip arındı buraya. Evet. Bakalım artık yardım gelene kadar. Evet. Herkes bu günümüzde tabii neredeyse daha işte 40 yıl gibi bir zaman öncesi. Evet. Düşünüyoruz milattan önce 500 yılında yapılmış bir yapı. Hı hı. Binlerce yıldır buralara insanlar gelmişler, buralarda yaşamışlar. Bakalım birkaç defa burası birilerine sığınak veya mekan olmuştur. Evet, evet, kim bilir. Zaman zaman çökmüştü tabii ama biz köylüler tarafından hemen de bunu boşaltıp temizlemiştik kendimizi. Evet. Tabii bu yapı içerisinde onu çok dikkatimi çekti. Çok geniş ve büyük çatlaklar görüyorum. Bina yapısı esas oyma şeklinde yapıldığından taş yapının içerisi eski dönemlerde kullanılan çakmak taşı ve buna benzer aletlerle yapılırdı. Böyle ve onlarla oyulduğunu tahmin ederim ben. Tabii bazı kısımlar çürümüş, direncini kaybetmiş. Neredeyse artık çökmek üzere ama yine ayakta duruyor. Büyük bir koridorla yapılar ikiye ayrılmış. Koridorun sonunda bir kuyu var. Bu kuyu amacı esas bilim ümmetle birlikte genelde kuyular su veya buna benzer işte su bulma amacıyla kazılmış olabilir. Ancak fazla derin değil. Avtepe'deki Kasro içerisindeki kuyu çok derin. Belki de 30-40 ayak derinliğinde bir kuyudur. Ancak buradaki kuyu işte 1-1,5 metre derinliğine ulaşıyor. Koridorun solunda ve sağında oyulmuş yine odacıklar mevcuttur. Üç sağda, üç tane solda, bir tane en uçta yaklaşık 3 metreye 5 metrelik gibi odacıklar mevcuttur. Bunlar tamamen kemer şeklinde yapılmış.
ve içe doğru baskı basık şekilde dizayn edilmiş. İçerisi bunun defa defa temizlenmiş, süpürülmüş. Ancak yağmur sularının etkisiyle içerisine gelen millemeden dolayı yine çamur ve dolgu oluşuyor. Yüksekliği ise neredeyse belki de 3 metreyi buluyor. Çünkü benim boyumdan epey de yüksekte. Şimdi de karşıda görünen Kral Tepesi. Şu anda yanında durduğumuz da esas iki pençesinin bir tanesinden biridir bu. Biri solda, biri sağda, yanında. Pardon, biri sağda, biri solda. Esas ilk girdiğimiz kapı pencereydi. Ve sonradan girişe dönüştürdüler. Bu ana giriş. Ve oradaki pencere vardı. Tam karşıda mesela tabii kraliyet. Buradan artık hazinesini gözetlemek için buraya sığınarak gözetledik hazinesini. Hadi. Hazine o tepenin üzerindeydi. Tam orta yerde bulunan o kalıntılar tam tepenin üstündedir. Şu tepenin en üst noktasında. Tam en üstündedir. Üstü sadece düzdür. Ve belliydi tabii. Orada şeydir. Ne dersin? Bellidir orada. Duvarlar, şeyler. Orada kaldıkları yerde orada. Hep bellidir. Ve orada bir küp vardı. Küp vardı. Küpün içinde. Küpün içerisine koydu malzemelerini. Tam görünmüştü tabii. Bir taş vardı üstünde. Adam yanlışlıkla toku üstüne vurarak düştü. Bakınca içine 16 parça bir kalıntı var içinde. Evet. Hep aldık onları yedik artık. Ondan sonra 3 sene üst üste kazmaya başladılar. Evet.